Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Salatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Salavatullah ala nebiyyina ve alihi ecmaîn. Estağfurullah. Ca'al hakku ve zâkel bâtıl. İnnel bâtıle kâne zehûkâ. Sadakallâhu azîm. Eğer ki mevhibedir bu fenâbil, şu hakkın feza fazliledir her fezâil. Veli var medhali kesbin kavî bil ve kâsıp mehvedir it mekâl kıyıl. Hemen Said Hazretleri diyorum. Cemal bu akşamlarda söyledim. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlardan, iyilerden, iyiliklerden bizleri ayırmasın. Şerlerin, şerlerin cümlemizi İslam alemini muhafaza etsin. İyilikleri çoğaltırsak şerrin bize zarar olmaz. Biz kendimiz istikamet üzere olursak şerrin bize zarar olmaz. Hak geldi, batıl zahir oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz hakkı, hakikati öğrenelim, yaşayalım. Batılın bize zarar olmaz. Çünkü ekserisi iman etmez. Ancak Allah-u Teala'nın dilediği vakitte İslamiyet hepsine karşı galip geldiği zaman zoraki iman ederler var şey. Egerci mehübedir bu fenabil. Manevi hallerden fenabillah ve kabillah halleri vardır. Bunlar vehbi oluyor. Yani peygamberlik biliyorsunuz Allah'ın seçtiği kullaradır. Çalışmakla olmuyor. Velilikte manevi hallerde de bu Allah'ın hediyesi var. Şu hakkın fazliledir her fazilet. Zira Allah-u Teala'nın ikramıyla oluyor her türlü fazilet, keramet, kemalat, olgunluk. Ama veli var medhali kesbin kavî bil. Ve lakin diyor, çalışmanın bu işte çok tesiri var. Çalışmazsan veli olamazsın. Allah'ın rızasını kazanamazsın. Çalışmak lazım. Bize irade-i cüz'iye verilmiş. İrade-i cüz'iyeyi İyi yolda, hayırlı yolda kullanmamız lazım ki Cenab-ı Hak hayırlı kapılar açsın. Değil mi? Yani Erbeksiz Hazretleri iradesini kullanıp da teslim olmasaydı, ibadet yapmasaydı o hale ulaşmazdı. Ebu Cehil yapmadığı için ulaşamadı, helak oldu gitti. Değil mi? Dolayısıyla yakınlık, Allah-u Teala'ya dostluk, onun rızasına uygunluk arıyorsak gayret etmemiz lazım. Bu fitne ortamından sıyrılıp kendimizi ibadet ortamına atmamız lazım. Ve kasır mehbedir itme kafir. Bundan sonra Cenab-ı Hak sana daha güzel haller, beka halleri, ten halleri verirse o Allah'ın ikramıdır ama velayeti, rızayı, salih kul olmayı önce biz kazanmamız lazım. Sonra Allah'ın ikramını beklememiz lazım. Çalışmadan maaş vermiyorlar değil mi? İkramı vermiyorlar, çalışan vermiyorlar. Aynı bu gibidir Cenab-ı Hak. Çalışanın çalışmasını değerlendiriyor. Çalışmasıyla ulaşacağı yere kadar ulaştığı zaman ulaşamayacağı yerde kendisi ona özel ikram ederim ben diyor Cenab-ı Hak. Bu arada hemen Said Hazretleri dedim. Cemali bakemane seyredeli Mevlamızın cemaline kavuşmak istiyorsak hemen sa'yu gayret edelim. Koşalım, coşalım. Boş durmayalım. Ya bu bana yeter deme, yetmez. Yol uzun, kabir. Kaç sene kalacaksın biliyor musun? Haberin yok. Camiye girmeden evvel telefonları kapatacağız. Sırf cumada değil, bütün namazlarda arkadaşlar. Hatta camiye girmeye gerek yok. Namaza başlayacağın zaman nasıl abdest farz, bu telefonları kapatmak da daha büyük emirdir. Allah için ona dikkat edelim, kendinizi alıştırın. Çünkü namazda meşgul olma, telefon çaldı. Evindesin mesela, telefon, namazın, namazın telefon çaldı. Ne olur? Aklın ne der? Kim arıyor?
Bak namazdan çıktın işte. Namaz, telefonunu sessize al, namazda kal. 2 dakika ya, 3 dakika, 5 dakika namaz fazla sürmüyor. Sabah akşam namaz kılacaksın deseydi Cenab-ı Hak ne yapardık? İnşallah kendimizi dine uyduralım. Dini kendimize değil. Adam diyor ki, hocam şöyle yaptım, böyle yaptım, bana bir fetva ver. Fetva senin şeyin değil, kusura bakma. Fetva, sen fetva yapacaksın. Fetvalar verilmiş. Ticaret nasıl yapılacak? Evlilik nasıl yapılacak? Çocuk nasıl bakılacak, büyütülecek? Niçin bakılacak? Hangi şey giyilecek, giyilmeyecek? Hangi şey yenecek, yenmeyecek? Hangi şey konuşulacak, konuşulmayacak? Bunlar söylendi, yazıldı, bildirildi. El yevme ekmeltü leküm estağfurullah. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve radıytü leküm l-islame dina. Duyuyor muyuz, uyuyor muyuz? Veda hacında. Bu beyan edildi. Ne demek? Bugün din tamam oldu. Sizin için İslam'dan razı olduk. Artık bundan öteye ileri geri konuşmanızın bir manası yok. Ben size hükmü bildiriyorum Cenab-ı Hak. Bitti. Bundan sonra şöyle yapayım, böyle yapayım, öyle olurdu, böyle olurdu. Geç onları, geç. Sana göre değil. Bunun izahını Efendimiz Aleyhisselam yaptı, gösterdi. 4 halifesinin zamanında tatbik edildi güzel. Sonra imamlar, daha sonra gelecek olan insanlar karıştırmasın diye İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel ve onların talebeleri rahmetullahi mecmuin bunları yazdılar, çizdiler, sabitlediler, önümüze hazır koydular. Sen şimdi bunu bırakıp da kafana göre ben böyle yaşayacağım, ben istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi konuşurum, özgürlük var, hürriyet var, demokrasi var, laiklik var diyorsan onların cennetine git varsa. Onların ekmeğini ye varsa, onların yağmuruna sulan varsa, yok, hepsi Allah'ın. O zaman hesabı ödeyemezsin arkadaş. Hem Allah'tan nimetleri kullanacaksın, gözünü, kulağını, elini, ayağını sana hayatı verecek, yemeğini verecek, suyunu verecek, içeceğini verecek, her şeyi verecek. Sen gidecek, zındıklık yapacaksın, demokrasi yaşayacaksın, laiklik yaşayacaksın, özgürlük, çağdaşlık yapacaksın. Bu olmaz işte, olmuyor. Bak İslam alemini gör, olmuyor. 100, 150 senedir, 200 senedir ne çekiyor İslam alemi değil mi? Ne hakaretler. Camiye geliyor da kadın dans ediyor. Ayasofya camisinde. Ayasofya camisi, camidir. Müze değil ha. Ya. Niye işte Müslüman kalmadı. Müslümanız ama Müslüman kalmadı. Muktedir Müslüman yok. Benim gibi böyle bir konuşup geç. 1978-79'da gittik oraya. 10 binlerce kişi. Başımızda kim var? İşte başımızdaki var. Ya zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak. Ayasofya şiirini okudu reis başımız oradan. Şimdi kık çıkmıyor kimsenin. Kaç sene geçti? 78-79. 30 sene miyiz? Kaç seneyiz? Hala da açılacak. Açılmaz. Önce burası açılacak. Bu mescitler, bu camiler, bu diyanet işlerine bağlı olan camiler evvela Allah'ın dinini bize öğretecek. Devletin dinini değil, demokrasinin dini değil, Ahmet'in, Mehmet'in, ırkçı kafaların dini değil, Allah'ın dinini öğretecek ve yaşatacak. Ondan sonra orası açılır. O bir şey değil. Çok kolay. Ama camide sen tarafkirlik yaparsan, yani cami hutbesinde, cami kürsüsünde Allah'ın istemediği şeyleri kıvıra kıvıra, yonta yonta, bu zaman böyle icap eder falan da falan da böyle yuturmaya çalışırsan, şimdi bak Çin'de ne diyor? Çin İslamı. Yarın bugün olacak Irak İslamı, Türkiye İslamı, Suud İslamı zaten var. Şia'nın da İslamı var. Ya 73 fırka olacak. Bir tanesi kim o? Ehl-i Sünnet. Gerçek Efendimiz Aleyhisselam'ın yoludur. Mevla bizi onlardan eylesin, onu da ayırmasın. İtikadınızı gözden geçirin. Amelinizi gözden geçirin. Biz sizin başınızda müfettiş değiliz. Biz kendi işimizde, kendi derdimize bakıyoruz. Kendi günahımızla meşgulüz. Herkes
kendi defterinin önü açıldığı zaman Ahmet'i, Mehmet'i, Ali'yi, Veli'yi suçlamanın manası yok. Kendini suçlayacaksın. O zaman suçlamayı bırak. Şimdi bak çare var. Neymiş çare bakalım? İnşallah hadise okuyacağız. Vaktim sadece kadar. An Enes radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İzâ haraca racül min beytihi. Kişi evinden çıkınca. Fekâle bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah. Allah isminde çıkıyorum. Demek tevekkeltu alallah. Allah'a güvendim. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet sadece Allah ile beraberdir. Allah'ındır. Ondan başka bir şey yok. Hasbuke hudite ve küfite ve vukite ve neha anhu şeytan. Sen hidayetin bana yeter. Senin verdiğin beni bana kafidir manasında. Evet. Ona böyle denir ve yani senin bu şeyin yeterlidir, seni idare ettim diyor Cenab-ı Hak, iddia ediyor. Senin hakkında yeterliyim ben demek Cenab-ı Hak. Sen bu sözü okudun ya, Bismillah, tevekkeltü alallah, bela havle bela kuvveti illa billah. La havle bela kuvveti illa billah. Ve tenahkaş anhu şeytan. Şeytan ondan kaçar, uzağa gider. Ona yanaşamaz. Demek besmeleyle çıkıp, la havle bela kuvveti illa billah, tevekkeltü alallah. Bak, dışarıdaki zararları bize zarar vermemesi için. Mâ min müslimin yahrucu min beytihi yürüyürdü seferen ev gayrı. Evden çıktı bir adam, yola gitmek istiyor veya başka bir gitmek istiyor. Fakat evine yahrucu çıktığı zaman şöyle derse, âmentü billah. Başka bir rivayette, Allah'a inandım. Yahtesemtü billah, Allah'a onunla güvendim, ona yapıştım. Tevekkeltü alallah, Allah'a yaslandım, Allah'a güvendim. Lâ ve lâ kuvveti illâ billah. Allah'tan başka güç ve sahibi yoktur. İlla ruzika hayra zalike mahrac. O çıkışta en hayırlı şekilde rızıklandırılır. En güzel şekilde işi yoluna girer. İşlerin düzelsin istiyorsak böyle yapalım inşallah. Ne yapalım işte? Amentü billah, etesentü billah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Enes İbn-i Malik'ten rivayette Efendimiz Aleyhisselam kendisine şöyle demiş. Ya Buneyye ey evladım, izâ dekalte alâ ehlike, evine gelip girdiğin zaman fesellim, selam ver. Selamünaleyküm. Tekûne bereketen aleyke, bu sana bereket olur ve alâ ehli beyti, evin halkına da bereket olur. Bak, eve girince selam ver. Günaydın, günaydın yok. Hayırlı akşamlar. Önce selam. Daha sonra dersin hayırlı akşamlar. Men serra ve la yecide şeytanu indehu ta'amen ve la makilen ve la mebiten. Kim yanında şeytan yemek bulmasını istemiyorsa, kim yanında şeytanın konuşmasını, söz söylemesini istemiyorsa, kim yanında şeytanın gecelemesini istemiyorsa fel yüsellim izâ dehale beytuhu. Evine girince selam versin. Fel yüsemmi alâ ta'amı. Yemeğini yerken de besmele çeksin. Sahilleysin. Şeytan oradan pay alamaz. Kurtuluş çareleri. Selasun küllühüm daminun alallah. Azze ve Celle. Üç kişi var ki Allah-u Teala bu üç kişiye kefil. Üzerine alıyor üç kişinin her şeyini. Rezul haraca gaziyen fi sebillahi azze ve celle. Savaşa çıkmış bir adam. Fevve daminun alallah hatta yeteffahu. Bu adam Allah'ın korumasındadır. Ya bu ölürse şehit olur, feytukelehu cennete, onu cennete girdirir. Şehit olursa. Ev yaruddehu bima nalem min ecrin. Ya geri dönerse gazi olarak sevap kazanır. Ev ganimeti veya düşmanı yenmişse ne yapar? Ganimet alır, mal kazanmış olur. En helal mal ganimet. Ve resulün raha ile mescid. Bir adam var ki mescide geldi. Fevvallâmin aralı. Bu da Allah'ın koruması altındadır. Hatta yeteffâhu feyudukülehu cennet. Ölünceye kadar bu devam ederse Allah onu cennete gidir. Ev yerip yuhu iman nâli min ezrin ev ganimet. O da evine dönünceye kadar sevaptan alacağını alır. Ve resulüm dekale beytehu bi selamin. Üçüncü adam evine selam ile girdi. Fevvel damin Allah'ın. Bu da Allah'ın koruma sahibidir. Biliyor musun? Namaz hakkında çok vesvese var.
Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnne ahadeküm yeti şeytanu fekafekulu. Men halegeçe. Şeytan adama gelir, seni kim yarattı devam. Fekul Allah. Fekul men halek Allah. Ve Allah kim yarattı der. Neuzubillah. Ve izâ vecede zâlike ahadeküm. Öyle bir durum olursa fellekul âmentü billahi ve resûlihi. Ben Allah'a inandığım, Resulü'ne inandım desin. Seyyine zâlike yezehebu anı. Bu durum şeytanı ondan kovar. Amrüküm bi zikrillahi kesiren. Size çok çok fazlasıyla Allah'ı zikretmenizi emrediyorum. Emir. Bak ağzımızda çok zikir olması lazım. Hemeseri zâlike bunun misali kemeseri zülüm talebul adubu. Bir adam çünkü düşman onu kovalıyor. Hem de seriyan. Şiddetli şekilde onu arıyor. Fi esri. Esri izinde. Peşinden koşuyorlar. Hatta etâ hısnen hasinen. O kuvvetli bir kaleye, sağlam bir kaleye koştu. Gitti sığındı. Ve arazen nefsini. Nefsini kurtardı orada. İşte kezâker abdû kul da böyledir. Lâ yencû mine şeytanı illâ bi zikrillâh. Ancak şeytandan zikrullah ile kurtulur. Ve mehsânzı ve yâşan zikri rahman mükâzzû şeytanı fevlû karîn. Kim zikrullah'ı bırakırsa şeytan ona karîn yakın yaparız diyor. Şeytan ona gelip kalbine hannas var ya nasıl söylüyorsun? Hannas gizli gizli gelip üfürür kalbine. Hortumunu atıyor. Hortumdan aynı sivrisinek gibi hortumla beraber kalbine vesveseyi akıtıyor. Allah hatırlayınca kaçıyor. O halde zikrullah'a devam yaparsan şeytanın vesvesesi sana tesir etmez. Yetti şeytan hadüküm ve kulüm men halaka ceza, men halaka ceza. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı deyip şeytan size gelip böyle vesvese verir. Ta ki Rabbini kim yarattı der. Ne olur. İza belagahu felistaiz billahi. Bu duruma gelirse hemen euzu billahi mineşşeytanirracim deyip Allah'a sığınsın vel yentehi ve bu soruları dinlemeyi bıraksın. Şeytanı dinleme diyor. Başka rivayette fekul Allah ehad, Allah bir, Allah samet. Allah samettir. Herkesin ihtiyacını verir. Kendisi muhtaç değildir. Lem yelit doğmadı, lem yület doğulmadı. Lem yekun lehu kufuven ehad. Onun bir dengi, benzeri yok. Şimdi liyet pul an yesari. Sen sonra sol tarafına üç defa tükürsün diyor. Ve lestehaz billahi mine şeytan. Şeytanla Allah'a sığınırsın. Euzu besmele çeksin. O halde istiğfar. Bununla alakalı çok rivayetler var burada. Bakalım ne buyuruyor. Allah-u Teala tarafından Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Hadis-i Kutsi deniyor buna. Mevla buyuruyor. Ya İbni Adem, ey Ademoğlu. İnneke ma te'avteni. Sen bana dua ettiğince ve recevteni. Benden ümit ettikçe edersen, dua edersen gafaretülleke. Seni affederim. Ala ma şanem minke. Ne olursa olsun. Şirkten başka ne varsa hepsini affederim. Ve la ubali. Ve aldırmam. Günahlarınız çokluğuna bakmam diye. Sen yeter ki bana dua et. Ve mağfiret talep et. Ya İbni Adem, ey Ademoğlu. Le belagat zunubuke amanes sema. Günahların kök yüzüne bulutlara ulaşsa bile. Sümme estağfirteni. Sen sonra benden mağfiret talep edersen. Gafaretülleke. Ve la ubali. Günahlarını affederim. Hiç de aldırmam. İbn-i Adem ve Adem oldu. İnneke le eteyteni bi kurabil ardı hataya. Yer dolusu kadar, yeryüzünün dolusu kadar günahla gelsen. Sümme lakiteni la tüşrikü bi şeyin. Bana şirk koşmadığın halde ölüp kavuşursan. Le eteytüke bi kurabihen mağfiretin. Ben de sana yer dolusu kadar mağfiretle gelirim. Yani günahlarını affederim diyor. Bak, ümitsiz olmak yok. Yeter ki tövbe. İnsanların günahı, tövbesi ruh bedende olduğu müddetçe kabuldür. Ruh çıkmaya başlayınca artık kabul olmaz. Tövbe kapısı kapanır olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ela edullüküm ala daiküm ve devaküm. Sizin derdinize ve şifanıza sizi delalet edeyim mi, yol göstereyim mi? Buyurdu. Evet. Ela inne daiküm
Zünüp, derdiniz, sıkıntınız, hastalığınız, günahlar. Günah işliyorsunuz. Bak bütün sıkıntı günahtan ortaya çıkıyor. Günah işledikçe hastalıklar yayılıyor, ölümler, huzursuzluklar, pahalılıklar, savaşlar oluşuyor. Biriktiği için. Ve devâukum, devanız, şifanız da el istiğfaru, istiğfardır. İstiğfar onu siliyor. Men lezmel istiğfara, kim istiğfar etmeye yapışırsa, sürekli istiğfar ederse, ce'alallahu min kulli hemmin ferecen. Allah-u Teala onun için her türlü sıkıntıdan çıkış yolu açar. Ve min kulli dayıkın mahrecen. Her bir darlıktan genişlik açar. Ve rezakav min haysullâ ayettesi, ummadığı yerden onu rızıklandırır. Bak ummadığı yerden rızık gelir. İstiğfar. Estağfurullah, cemî hatalarımızdan, estağfurullah, 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 sessiz sessiz de, kulağın duyacak kadar da, kalbinden de, tuvalet hariç, banyo hariç, her yerde diyebilirsin bunu. Yatarken de öyle de. Böyle uyu. Ya hocam şimdi televizyonda dizi var, şurada bilmem ne var, bir cigara mı içeyim, bir nargile mi çekeyim, şunu edeyim, bunu edeyim, ooo, senin işin çokmuş arkadaş. Sana diyecek bir şeyimiz yok, sen yolunu tutmuşsun, ben sana ne diyeyim? Fezekkir feynez zikra tenfa'ul müminin. Ey Habibim, müminlere vaaz et. Çünkü vaaz mümine fayda verir diyor. Bak ayet öyle. Feynez zikra, zira vaaz hatırlatmak. Tenfa'ul müminin. Müminsen sana bunun faydası var. Kur'an'ın faydası var. Hadis-i şerifin faydası var. Değilse zaten acaba olur mu? Şöyleydi, böyleydi. Ona bu işin faydası yok. O adresi değiştirmiş. Biz müminiz. Değil mi elhamdülillah? O halde müminler cumaya gelir, namaza gelir. Müminler de biz hasbihal ediyoruz, onlara tavsiye ediyoruz. Onların hepimizin hatası vardır. Kurtulmanın çaresi istiğfar. Bak sıkışıklıktan, darlıktan, kederden kurtulmak istiğfarla oluyor. Ve ummadığın yerden de rızık gönderiyor. Ummadığın yerden müşteri gelir. Ummadığın taraftan Allah-u Teala sana bir ikram gönderir. Tuba limen vücide fi sahifetihi istiğfarun kesirun. Amel defterinde çok istiğfar olana müjdeler olsun. Bak istiğfarı çoğaltın, az yapma. Bir rivayette 70 kere diyor ama o çokluktan kinayedir. Hiç olmasa 70 kere, sınır yok. Men ahabbe en tesurrehu sahifetuhu. Kim amel defterinin sayfasını gördüğü zaman sevinmek hoşuna gidiyorsa, yani o amel defterini görünce hayırlı tarafı çoktur, seviniriz değil mi? Ha, bunu seviyorsak fellü kesir fiha minel istiğfar. Amel defterinde istiğfarı çok yazdırsın, çok yapsın. Mâ min müslimin yâmelü zemben illa vakkatel melek. Hiçbir Müslüman yok ki ve kafel melek, melek durmasın üzerinde. Yani melek bekliyor onu. Ne zaman kadar? Ama yağmur zemben, günah işleyen bir Müslüman yok ki melek onu bekliyor. Selase saatin, 3 saat. Günah işleyince 3 saat melek bekliyormuş. Fenistağfara min zembihi, eğer günahından istiğfar ederse, tövbe ederse lem yuqif hu aleyhi. Onu deftere yazmaz. Lem yuazib hu yemel kıyamet. Ona kıyamet gününde azap edilmez. Bak 3 saat. Yani hemen yazsa, ama iyilikleri hemen yazıyorlar melekler. Ama kötülükleri bekliyorlar. 3 saatmiş. Gördün mü bak. Günah işleyince istiğfar etmezse o pas buluyor. İnnel lil kulubi sadan. Muhakkak kalplerin pası vardır. Kesadayı muhas, bakır. Bakır nasıl paslanıyorsa o da paslanır ha. Ve cilavı, onun cilası da el istiğfar, istiğfar diyor. Eğer istiğfarla onu cilalamazsan, parlatmazsan, temizlemezse o pas kalbini kaplıyor, kaplıyor, çoğalıyor. Ondan sonra ran denen tamamen kella ben ran ala kulübim makan iksibim yaptığından dolayı kalplerini o karantı, o karal paslar iyice kaplamış oluyor. Kalbi artık adamı kararmış diyoruz ya, işte bak pas onu kaplamış. Cenab-ı Hak kalplerimizi tertemiz eylesin. Men kâle estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm. Telefonları kapatın bir daha diyeyim mi? Telefonları kapatın bir daha diyeyim. 3 defa sünnettir. Ay arkadaşlar telefonlarınızı namaza,
Türk camii değil ha. Namaza hazırlanmadan ev abdest alıyorsunuz ya, bir daha söyleyeyim. Üç defa söylemek sünnettir. Vaaz mesela, hutbeden hoca dua edecek, amin diyorsunuz. İçinden diyeceksin. Bir gün İsmail Ağa Camisi'nde, İsmail Efendi Camisi'nde Mahmud Efendi Hazretleri oradan sohbet ediyor. Biliyorsun Mahmud Efendi cemaati hoca. Yardan fazla hocadır. Diğerleri de hoca gibi. Ben şimdi dua edeceğim. İçinizden amin deyin buyurdu Efendimiz. Bir dua yaptı. Amin. Ben bir utandım. Ben size demedim mi? İçinizden deyin. Bir daha dua etti. Amin. Ya ben size demiyor muyum? Üç defa söyledi. Üçüncü dedim. Lekten amin diyor. Ya bu kadar dikkatsizlik olur mu arkadaşlar? Hutbede namazdasın. Hocaya dönebilirsin. Ama orada lambayı aç. Orayı kapat. Sağa bak, sola bak. Bunlar namazdaki adamın namazını bozup sevabını giderdiği gibi belki de bozar, sevabını giderir. Ve işte Arabistan'da dua ettiriyorlar. Diyanet böyle yaptırıyor. Bırak onları. Onlar kıyım, kul, kale kıyım. Zayıf etmeler var. O şeylere bakıyorlar. Zayıf bırak arkadaş. Bak darmadağın millet. Millet dağılmış. Niye? Hep zayıf etmeler. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Ondan sonra Amerika ile dost ol. Yahudi ile dost ol. Din nerede kaldı? Niye bu din geldi? Bu dinin galibiyeti nerede kaldı? Din galip olsun diye geldi. Yataşan için gelmedi bu din. Bu mezarlıkta ölüyor okumak için gelmedi. Bu yaşanacak. Bunun hükmüne göre faiz kalkacak. Kadınlar ötünecek. Hanımlar evine. Kocasına hizmet etsin. Patrona hizmet. İş yeri hizmetle hanım ne kazanacak? Hiçbir şey kazanamaz. Bilakis ahiretini kaybediyor. Kim ne dese desin. Kadın pantolon giyer ha. Bu bizde böyle bir şey yok İslam'ın tarihinde. Ya şimdi var mı hocam? Şimdi iyi konuşmuyoruz. Biz İslam'ı konuşuyoruz. Bunu çevirir Cenab-ı Hak. İslam sayfasını açar. Herkes ettiğini karşılığını bulur. Ne işe yarar? Bu din yaşanması lazım. Yaşanmazsa aleyhimize delil. Oluruz zelil. Kimse gözümüzün yaşına bakmaz. Aha Suriye, aha Pakistan, aha Filistin, aha Afganistan. Kalkıyor mu bela? Onlar Müslüman değil mi? Onlar bizden çok mu günahkardı? Ya etmeyelim, elemeyelim. Şu faizden vazgeç. Kredi borcu varmış da onu ödemek için banka daha kolay kredi veriyormuş faizle. Yanaşma. Faizle faiz ödenmez. Cemiyette kadınların önde olmasıyla yükseklik kazanamayız. Zelil olur. Rezil olacağız. Kadınları da rezil edeceğiz. O kadınların ne günahı var? Evinde sabah saat 6'da 7'de karanlık vakitte geliyorum bazen buraya. Bakıyorum otobüs durağında kadın, kız. Ya bu nasıl babadır? Nasıl kocadır? Kızını, evladını sabahın köründe karanlıkta işe gönderiyor. Bu ne vicdansızlık yahu? Nasıl iş bu arkadaşlar? Kadının ne işi var dışarıda çalışmakta? Paraya ihtiyacı varsa zenginlere niye Allah para verdi? Niye zekat vermiyorsunuz? Ne olacak o paralar? Sorulacak. Her zengin etrafındaki fakirlerden ona sorulacak. Ya bunun için devlet lazım. İdareci lazım. Hikaye okuyan adam değil. Bize idareci lazım. Böyle anayı, babayı, çocuğu, karıyı, çoluğu düşünecek. Hazreti Ömer gibi adam lazım. O zaman ancak ümmet rahat uyuyabiliriz. Yoksa perişan bir halde gidiyoruz. Hala da poşetle uğraşıyoruz. Hala da maaşlar artacak. Kredi ne olacak? Bilmem ne olacak? Yahu namaz ne olacak? Kız erkek bir arada yurtta kalıyor. Üniversiteye gitmiş. İki tane kızı orada öldürdü adam. Ukrayna'da. İki tane kızın orada ne işi var? Ya bir kadın, bir kız 90 kilometre öteye nasıl kendi başına gidebilir? Biz Müslüman değil miyiz ya? Müslümanız. Okulda ne işi var kızın üniversitede? Ukrayna'da. Ya. Daha da iyilik arıyoruz ha. Öküzün altında buzak arıyoruz. Daha çok ararız böyle. İstiğfar. Vazgeçtim ya Rabbi diyeceksin. Tövbe ettin. Gerçekten sen istediğin gibi olacağım diyeceksin. Ciddi olacak ya Allah açsın. Değilse Allah kaldı işimiz. Artık Allah affeder eder. Ben bir şey diyemem ama kaideyi söylemeye mecburuz.
Men yutuğu Resulü'ne fakat ete Allah. Kim Resulü'ne itaat ederse Allah'a itaat ediyor. İtaat etmezsen itaat yok, asi oluyorsun. Bak burada diyor arkadaş, Nuripaşa'da 5-10 kişi almış eline İncil, misyonlar dağıtıyor. Suriyelileri, Şan'a gelenleri, sahipsiz kimseleri yakalıyorlar. 10 dolar, 5 dolar, 100 dolar verip kendi dinlerine, dinsizliklerine çağırıyorlar. Bizim mahallemizde, Müslüman mahallesinde sallanka satıyorlar. Yani biz de cigaramızı çekip televizyonda haberleri seyrediyoruz. Maaşımız da geliyor. Ah, saatimiz de yerinde. Bana ne lazım? Sana ne lazım mı? 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 sene sonra görürsün çocuğunu, kızını, gelinini, torununu. Senin karşına çıkıp da o dinden, o dinsizlikten bahsettiği zaman, ateistlikten bilmeden, o zaman kafayı tank edersin. Ya. Onu tank etmeden şimdi zank et. Gel şurada bir şey öğren. Kul huvallahu ehad. De ki Allah bir. Allahu samet. Allah herkesin ihtiyacını verir. Kendisi muhtaç değil. Lem yelid ve lem yulad. Doğmadı, doğurmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Onun eşi benzeri yok. Oğlu yok, kızı yok, karısı yok, hanımı yok. Yorulmaz, oturmaz, inmez, çıkmaz, gitmez, gelmez. Neyse kemiştiği şey yok. Bu kadar basit şey öğren. Çocuğuna, torununa, etrafına anlat. Anlatamaz mısın? Para istemiyoruz kardeşim. Dükkanlara gidiyor arkadaşlar. Kimisi çok güzel karşılıyor. Allah razı olsun. Kimisi de git diyor. Bana bu lazım değil. Sen şöylesin, sen böylesin. Hakaret ediyor. Ha burada esnaf ha. Komşumuz. Peşmeti ezan okuluyor başına aşağı. Yazıklar olsun onların. Allah hidayet versin. Ya. Nasipsiz olmak işte böyle. İslam ülkesinde yaşıyor adam ama nasibi yok. Nasip olması için iradeni kullanman lazım. İstemen lazım. Allah-u Teala da nasip versin. Demek ki istiğfar çok mühimdir. Adamlar Kabe'ye geldiler. Müşrikler dediler ki ey Allah, ey Allah'ım. Bak müşrikler bile Allah diyor ha. Bu ateistler, laikler Allah demezler. Onların ilahları varmış. Onlar ilahları ne yapmış acaba? He? Ne yaratmış? Bir damla su verseye hadi bize. Bir nefes verseye bize. He? Allah'tan başka veren var mı? Yaratan var mı? Yok. Hiç kimse Allah'tan başka, hiç kimse bir tane mercimek, nohut, leblebi, üzüm, bir susam tanesi yaratamaz. Var edemez. Allah oldu değil mi? Oluyor. Bak yağmura yağıyor. Yerden bittiriyor. Rızkımızı önümüzden soframıza getiriyor. Biraz pahalı. Pahalı malı ama var. Ya olmasa ne yapacaksın? He? Pahalılıktan şikayet edeceksin, kendin şikayet. Kendini düzelt. Sövmeyi bırakın diyor Cenab-ı Hak. Kendinizi düzeltin diyor. İşte geldiler, Kabe'nin astarını asılıyorlar. Ya Rabbi bu peygamber haksa başımıza gökten taş yağdır. Acıklı azap gönder. Bak kafaya bak. Değil mi ki bize hidayet ver? Allah da böyle diyor. Ey Habib bu ahmaklar böyle diyor. Sen orada olduğun müddetçe ben oraya azap indirmem. Bir. İkincisi onlar istiğfar ettiği müddetçe oraya azap indirmem. Bak iki şey. Birisi sünneti yaşamak. Diğeri istiğfar. Tamam arkadaşlar. Böyle yaparsak paçayı kurtarırız hep beraber. İşte camilerde 5 vakit namaz kılınması lazım. Cemaatle kılmamız lazım ve dinimizi öğrenip yapmamız lazım. Köyde böyle gördüm. Anam babam böyle bunları bırak. Belki doğru belki yanlıştır. İlmihali var ya. Ömer Asım benim ilmihali var. Peki sen ilmihali. Oku. Sade resimisi var. Baştan aşağı oku. İtikad konuları, abdest, namaz, temizlik, kurban, hac meselelerini. 5. İslam'ın şartı 5. Fazla yok. Zam yok. Korkma. Bunları yaptığın zaman, namazı güzel kıldığın zaman zaten faizi alamazsın, veremezsin. Zaten yalan konuşamazsın. Zaten elin karısına kızına bakamazsın. Müzik dinleyemezsin. Namazı doğru kılıyorsan bunları yapamazsın. Ama namazı doğru kılmıyorsan senin için her yol Ankara. Her tarafa gidersin. Ona da namaz denmez ha. Onu Allah kabul etmez. Adam gitmiş Kabe'ye oradan nereye selam gönderiyor. Şimdi söylesem bir siyasi olmayacak. Ankara'daki bir yere oradan selam gönderiyor. Adam Kabe'ye gitmiş Hale'de putperestlerin yerine oradan dua ediyor. Bu adam hacı mı oldu? Umreci mi oldu? Ebu Cehil de oradaydı. Ya böyle sapıklıklardan Allah bizleri muhafaza eylesin. Tevhid, İslam ortaklık kabul etmez. Yegane din Allah'ın dinidir. Başka şey oraya ekleyemezsin.
Başka din kalmadı. Tek din inne, din en de la İslam. İyi anlayalım inşallah. Hazır bak elhamdülillah namazımızı kılıyoruz rahat rahat. Zorlayan yok. Niye geldin buraya? Seni zorlayan mı var? Yok elhamdülillah. İmanı getirdin. Tamam. %50 garantidesin. Şimdi bunu korumanın çaresine bak. Bunun içinde ibadet. Sünnet diyoruz. Kıyafetimiz, şeklimiz, elimiz, ayağımız, yerken içerken her şeyimizde sünnet var ha. O sünnetleri öğrenip yapalım. Yapmazsak noksan kalıyoruz, kusurlu oluyoruz. Ya bidat oluyor. Bereket gidiyor. Ya arkadaşlar o yüzden dikkat edelim inşallah. Biz düzelirsek, şu cami cemaati düzelirse halk düzelir inşallah, ekonomi de düzelir. Düşmanlar bize diş geçiremez. İnşallah Cenab-ı Hak her zaman da bizi hidayet yollarına kavuştursun inşallah. Hatip okumuş. Dua edeceğiz. Kanser hastası var. Ya Rabbel Alemin okumuş olan Hatim-i Şerif'i Yasin Şerif'i kabul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Hayırlarımızı kabul eyle. Bunlardan hasıl olsa evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye tüm Peygamber Efendimiz'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erba-ı Tayyip'in Aile Zimal Tayyip Ashab-ı Kiram Tabi 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 Tabilerin Kamet Efendi Tabilerin geçmişlerimizin üzerimizin hakkı var dediğinde bu kim için okumuşlarsa onların ruhlar Efendimiz Muhammed'in alakasını merak ettiysen vasıl Ya Rabbel Alemin hastalara bu hastalık çocuğa da acilen şifalar ver Ya Rabbel Alemin. Dertlere deva ver, borçlara nasip ver, ekonomik sıkıntıları kaldır. Namazsızlıktan, ibadetsizlikten bu milleti kurtar Ya Rabbi. Kadınları, erkekleri, cümlesini ibadet ehli eyle Ya Rabbi. İsraftan kurtar, faizden kurtar, çalgı, eğlenceden kurtar, takva eyle, ehil eyle Ya Rabbi. İslam'a ehil eyle ve mazlumlara el tutacak güç kuvvet ver Ya Rabbi. İdarecileri ehli sünnet eyle Ya Rabbi. Medrese, tekke, mescitlere sahip çıksınlar. Halka, millete, ümmete sahip çıksınlar. Paraları israf edilmesin Ya Rabbel Alemin. Yanlış olarak kullanmasın. Memleketten bu içki, kumar, eğlence yerlerini, piyes, ne bileyim tiyatro, bale. Bunlar bize lazım değil Ya Rabbel Alemin. Bunlar ihraç eyle Ya Rabbel Alemin. Medreseleri, tekkeleri, helal lokma kazanacak iş yerlerini çoğalt Ya Rabbel Alemin. Bu anlayışı ver Ya Rabbel Alemin. Milleti işsizlikten kurtar, tembellikten kurtar, ibadetsizlikten kurtar Ya Rabbel Alemin. İman ve amel-i salih üzere sıhhat afiyet ver Ya Rabbel Alemin. Uzun ömür hüsnü artma. Buyurun eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammed Abdü Resulü diyerek namusuna gelmeyi nasip eyle. Borçlardan kurtar Ya Rabbi. Borçlu kardeşlerimiz bizim de vakfımızın borcu var ya. Bir taraftan gönder Ya Rabbel Alemin. Alacaklarımızı almayı, vereceklerini vermeyi, sözümüzü tutmayı nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Kimseye muhtaç eyleme Ya Rabbi. Elden yatan düşürme Ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize de kani gani rahmet eyle. İslam'ı tez zamanda galip eyle. Hakim eyle, küfrü Amerika'yı def et Ya Rabbel Alemin. Yandaşlarıyla beraber kahru perişan eyle İslam alemini. Esaretten, sürgünden, işkenceden, Çin zulmünden kurtar Ya Rabbel Alemin. İslam alemini kurtar. Bir baş nasip eyle Ya Rabbi. İslam birliği nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'i kardeş edecek, birleştirecek bir güç kuvvet ver Ya Rabbel Alemin. Bu kardeşlerimizin hayır muratlarını ihsan eyle, sınıflarını izah eyle, aile yollarını muhafaza eyle. Hanımları iş yerinde çalışmaktan kurtar Ya Rabbel Alemin. Oraya muhtaç eyleme Ya Rabbel Alemin. Evinde çoluğuna çocuğuna iyi baksınlar. Evliya yetiştirsinler. Mücahit yetiştirsinler. İslam alimleri yetiştirsinler Ya Rabbel Alemin. Tembellikten bizleri muhafaza eyle. Kusurlarımızı affeyle. Hüsnü hatırlatma. İllahi Teala Fatiha. Gündüz barış.